Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir çiçek yapılışını anlatacağım. Farklı bir çiçek modeli anlatacağım. Hazır bükülmüş 4 katlı suni ipeklerle çalışacağım. Siz istediğiniz iplikle çalışabilirsiniz. Farklı bir model çalışacağız bugün. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle bir şey. Yani bir arkadaşım resmini göndermiş. Ben de daha önceden görmüştüm ve çalışmak istediğim bir modeldi. Bugün sizlerle bu modeli çalışacağız. Yapılışı biraz farklı, bildiğimiz şekilde yapılmayan bir model. Şimdi bunun yapılışını anlatmaya çalışacağım sizlere. Evet arkadaşlar, hangi ipi yaparsak yapalım mutlaka ilk önce esnetiyoruz. İpimizin esneme payını görmemiz gerekiyor. Şimdi elimizde bir halka oluşturuyoruz ve içine başlangıç düğümümüzü atıyoruz. Daha sonra çevirerek içine bir tane zürafa yapıyoruz. Sonra yaptığımız zürafanın içine geriye doğru bir zürafa yapıyoruz. Daha sonra yine ileriye doğru bir zürafa yapıyoruz. Yani bir ileriye, bir geriye doğru zürafa oluşturuyoruz ve zincir oluşturuyoruz bundan. Başlangıç kısmımızı kapatıyoruz. Daha sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tane ileriye doğru, sağdan sola doğru, sonra soldan sağa doğru bir zürafa oluşturuyoruz. Bu şekilde yaklaşık 3-4 santime yakın, pardon, 5 santim olacakmış. Şimdi bu şekilde çalışarak 5 santimlik bir şerit oluşturuyoruz. Zincir oluşturuyoruz. Benim yaptığımda 25 tane tek tarafta, şuradan sayıyorum, 1, 2, 3, 4. Bu taraftakiler 25 tane olana kadar bu şekilde çalıştım ben. Benim ipim biraz daha ince. 25 tane olana kadar bu şekilde çalışmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi benim burası 25 tane oldu. 2, 4, 6, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 25 tane. 21, 22, 23, 24, 25. Şimdi 25 tane olduktan sonra arkadaşlar, buraya bir tane kör düğümle geçiyorum ilk önce. Kenarı düzgün olsun diye. Daha sonra işimi çeviriyorum ve ilk zürafama batarak bir zürafa oluşturuyorum. Daha sonra yandaki zürafaya batarak, yani yan tarafa doğru zürafa yapmaya başlıyorum. Hepsine birer kere batıyorum. Başa kadar gidiyorum. Sonra tekrar geriye dönüyorum. Bu şekilde sıralarımızı yan tarafa doğru çalışacağız. Ve böylelikle küçük bir kurdele şerit oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak böyle bir şerit oluşturdum. 5 santime, 1 santimden biraz fazla, tam 1 santim bir şerit oluşturmuş oldum böylelikle. Gele gide yaptım. Burası başlangıç kısmım, demin başladığım kısım. Burada son kısımdayım ben. Şimdi yanına bir tane daha aynısından beyazdan çalıştım. Aynı şekilde yaparak beyazdan çalıştım. İki şeritim var elimde arkadaşlar. Şurayı da keseyim.
Şimdi yapmamız gereken bunu çiçek haline getirmek. Nasıl getireceğiz bunu? Çiçek haline. Şimdi buradaki başlangıç yerimdeki zürafaya batıyorum. Küçük pileler yapacağım. 3 tane atlıyorum, dördüncüden çıkıyorum. 3 tane atlıyorum, dördüncüden batıyorum. 3 atlayıp 4'ten, 3 atlayıp 4, 3 atlayıp 4, 3 atlayıp 4. Bakın bu şekilde, şuradan da çıkartayım hafif. Bu şekilde bir pile oluşturdum. Şimdi diğer işimi de alıyorum elime. Yine aynı şekilde pileler alıyorum. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4 ve bu şekilde pileler aldım ve iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde bir çiçek oluşturacağım şimdi. Bunu düzelteceğim. Buradan ilk modun olduğu yerden geçirerek ters tarafında oluyor. Geçirerek sıkıştıracağım. Daha sonra yine mora batarak düğüm yapacağım. Sıktıktan sonra açılmasına fırsat vermeden güzelce düğüm atacağım. Bir tane daha atacağım. Bu şekilde çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Bakın. Evet, bu şekilde çiçeğimiz oluştu. Şimdi tohumunu yapacağız bunun. Şimdi ortasına tohumumuzu yapacağız. Şimdi tohumumuzu yapmak için arkadaşlar sarı ipimizi alıyoruz. İşimizin ters tarafından mora ya da sarıya fark etmez. İkisine de bağlayabilirsiniz bu şekilde. Bir tane düğüm atıyorsunuz. İpimizi bağlamış oluyoruz buraya. Daha sonra orta kısmından yukarıya çıkartıyoruz. Çiçeğimizin tam ortasından dışarıya çıkarttım. Şimdi yapmamız gereken çiçeğimizi yatıralım ve ipimizi yine beyazdan ve mordan geçirerek karşıya geçirin. Yanımıza bir tane daha iğne alıyoruz. Daha kolay olsun bu işlem diye. Şimdi iki iğneyi yan yana getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50 tane saracağım böyle. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Arada bir iğnelerimi ittiriyorum. Benim iğnelerim küçük. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Evet, şimdi boşta olan iğnemizi çekiyoruz yavaşça, bozmadan. Pardon. İleriye doğru kaydırdım. İğnem yamuk olduğu için biraz zor olacak bu işlem arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, yavaşça iğnemizi geriye doğru çekerek sıkıştırdık. Ve hiç elimizden bırakmadan, şu şekilde öbür ipini de çekeyim. Daha sonra yavaşça elimizle toparlıyoruz. Hiç elimizden bırakmadan çekmemiz gerekiyor burada. Daha sonra küçük bir tohum oluşturdum buraya, gördüğünüz gibi. Ve başlangıç kısmının dibinden batarak tohumumuzu yerine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde tohumumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi eğer hemen yazmaya namaz örtüsüne dikeceksek tekrar sarının dibinden çıkıyoruz. Hem namaz örtüsüne yazmaya ya da dikmek istediğimiz yere dikerek alttan bağlıyoruz. Sonra tekrar aynı şekilde bir tane daha, üç yerinden bu şekilde hem yazmamıza dikiyoruz hem tohumumuzu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde çiçeğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir tane daha yapmıştım ben. Bu şekilde çiçeklerimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı da unutmayalım lütfen. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Şimdiden iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.